Ege TV Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Erdağ ve ekibi, Arkem Diyonistik CEO'su Dr. Salih Uca'yı ziyaret etti. Arkem Diyonistik CEO'su Dr. Salih Uca, Ege TV Marmara Bölge Koordinatörlüğü ekibini yeni yatırım yaptıkları alanları gezdirdi ve firma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Değerli izleyicilerimiz, bugün Arkem Diyonistik firmasının yönetim kurul başkanı Dr. Salih Bey, yeni yapmış oldukları üretim tesislerinde inşaat aşamasında, şu anda kısa zamanda üretime geçecekler. İnşallah biz de kendilerini ziyarete geldik. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş Hayırlı geldiniz. Olsun öncelikle böyle çok ülkemize çok büyük ve anlamlı bir tesis. Konunun içeriğini siz anlatır mısınız izleyicilerimize? Mehmet Bey, teşekkür ederim öncelikle. Bizim sektörümüzde, biyoteknolojide firma alanları çok büyük olmuyor genelde. Genelde alanlarımız bizim 1000 metrekare ve üstü olduğunda biz dünya ölçeğinde firma kabul ediyoruz. Burası 4 dönüm üzerine, 4000 metrekare üzerine bir alan. Firma tabii 10 yıldır bir gelişim trendi gösteriyor. Her yıl euro üzerinden çok ciddi büyümelerimiz var. %10 ile %40 arası. Geçen sene de pandemi olmasına rağmen, laboratuvar sektörü çok ciddi yavaşlıyor olmasına rağmen biz büyüyerek, oldukça da anlamlı büyüyerek çıktık geçen sene. Bu ihtiyaçların gereği olarak da daha büyük, daha akıllı bina formatında bir yere geçme ihtiyacı duyduk. 5 aydır buranın tasarımı, planlamaları, inşaat aşamaları sürüyor. Şükür ki artık sonlara geldik. 15 gün sonra biz buraya kısmi olarak taşınıyoruz. Bizde taşınma da, biyoteknoloji firmalarında istediğiniz gibi taşınamıyorsunuz. İşte değişim yönetimi uygulamanız gerekiyor. Değişim yönetimi risk analizini ve proje planlarını hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de uluslararası danışmanlık firmalarıyla çalışmanız gerekiyor. Ve biz uluslararası sözleşmelerle de ürün üreten bir firma olduğumuz için uluslararası ölçekteki global partnerlerimizden de akseptans almak gerekiyor. O onaylarımızın hepsini aldık. Biz 20 Şubat itibariyle buraya taşınmaya başlıyoruz. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın hizmetleri inanılmaz başarılı gitti pandemi zamanında. Bakan Bey'e herkes pozitif baktı. Bunları duyuyoruz, görüyoruz az çok. Bizim biyoteknoloji sahasında ülkemizin üretime daha yeni başlıyor oluşu, bu yönüyle tecrübelerimizin ve sanayimizin maalesef çok 50 yıl, 100 yıl öncesine dayanıyor olmayışı, şu an bu 6 global partnerin hemen hemen 4'ünün maalesef 50 yılla 150 yıl gibi bu sektörde oluyor oluşundan dolayı bizim biyoteknoloji firmalarını biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Bakanımıza buradan bir çağrım var. Bizim gibi analitik tarafı olan, üretim tarafı olan, inovasyon, know-how ve akademi tarafı olan üretici biyoteknoloji firmalarını pandemi zamanında bilim kurulu gibi belki biyoteknologlar ve CEO'ların, ama biyoteknoloji işi yapan firmaların CEO'ların olduğu bir kurulu olsaydı, inanın biz çok inovatif çıkışlar yapardık. Belki aşı işi, belki başka pek çok tedavi metodolojimizi, bizim firma reflekslerimiz devlet refleksinden malumunuz biraz daha hızlıdır, daha seridir. Biz özel sektörün gücünü eğer bir tık daha yanına alabilse, bir tık daha bizlere de bu anlamda söz söyleme fırsatı verebilse, biz ülkemizin bu anlamdaki politikalarının daha hızlı, daha seri realizasyonuyla ilgili çok ciddi destekler verebiliriz. Bakanlığımız yerli sanayi ile ilgili %15 destek gibi, hibe destekler gibi pek çok enstrümandan bahsediyor olmakla beraber, biz son 50 yıldır, sadece şu anki hükümeti kastetmiyorum, son 50 yıldır biz yerli biyoteknoloji firmaları olarak devletimizden hiçbir destek, hiçbir pozitif ayrımcılık görmemiş durumdayız. Bununla ilgili mevzuatsal çalışmaların yapılması gerekiyor. Daha detaylı analitik çalışmaların yapılması gerekiyor. Peki pandemi ne zaman bitecek? Bir inovatif firma sahibi olarak, uluslararası ilişkileri olan, bu konuyu böyle büyük tesislere imza atan Doktor Salih Bey olarak ne zaman bitecek bu pandemi illeti diyelim? Mehmet Bey, bu işin uzmanları elbette mikrobiyoloji hocalarımız var, profesörlerimiz var, akademisyenlerimiz, bilim kurulumuz var. Onların da kanaatlerini hep dinliyoruz.
Bizim de sektörle iç içe olmamız, yine pek çok hekimle görüşüyor olmamız, hastanelerdeki nabzı çok yakalıyor olmamızdan dolayı öngörülerimiz var. Kesinlikle rehavete kapılmamak kaydıyla, ya nasıl olsa bu iş aşağı doğru bir trende doğru gidecek deyip bazen bu sözler insanımız bu yönüyle de maalesef rehavete itiyor. Kesinlikle böyle bir algıya girmemek, tedbiri elden bırakmamak, mevcut sıkı duruşumuzu biraz daha sıkılaştırarak devam etmek kaydıyla biz bu sene içerisinde pandeminin bu olan etkisini sene sonuna kadar bitireceğini ve inşallah gelecek sene maskelerden kurtulacağımızı öngörüyoruz. Ama şu anki düzenimizi, aşılanma, aşı tedariği ve korunma düzenlerimizi çok iyi muhafaza etmek kaydıyla. Pek çok firmamız kapandı, restoranlar, kafe zinciri, hizmet sektöründe ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama Jeff Bezos çok büyüdü, şu an dünyanın en zengini. Ne yaptı? Pandemiyi fırsata çevirdi. Pek çok sektörde mesela Türkiye'de de bu tarzda bazı dışarıdan siparişle çalışan tedarik zincirlerine sahip olan firmalar, elektronik firmaları büyüdüler. Biz pandemiyi fırsata çevirebiliriz. Arkem olarak biz fırsatı çeviren bir firma olarak buradayız. Aslında bizim sektörümüzün muadil firmalarının tamamının cirosu %40 kadar düştü. Ama biz pandemide daha çok kullanılan laboratuvar testlerine yöneldik. İşte D-dimer gibi, SRP gibi, ferritin gibi spesifik bazı testlere yöneldik. O testlere de inovasyonlarımız arttı. Vitamin C kullanımının fazla olduğunu gördük. Vitamin C interferans azaltıcı bazı ajanları HDL-LDL kolesterol gibi bazı reaktiflerimize ekleyerek reaktiflerimizin performansının daha optimum olmasını sağladık. Bunlar bizim reflekslerimizdi. Yani ama bizim çalışan yoğunluğumuzun %60'ı üniversite mezunu olduğu için ve içimizde en az %20, %30 civarı doktora yüksek lisans veya profesör titrinde arkadaşlar bulunduğu için aramızda bu tür inovasyon tarafı olan, bilim tarafı olan, akademi tarafı olan ve dünyayı sense eden, sektörünü sense eden, sektörle entegre olan firmaların önü aslında çok açık. Belki pandemi olmasaydı biz 10 kat büyüyecektik. Bakın şu an biz %50 büyümeden bahsediyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında Arkem'in büyümesi yaklaşık buralarda. Haliyle eğer insanımız devletimizin de teşvik ettiği, yanında durduğu, Ar-Ge destekleri verdiği, Sağlık Bakanlığı açısından konuşursak TÜBİTAK, TÜSEB, TSO'lar üzerinden destek verdiği, KOSGEB üzerinden destek verdiği enstrümanları kullanır, inovasyona, Ar-Ge'ye, akademiye ve bilime ağırlık veren üretimleri eğer öne alırsa biz krizleri fırsata çok rahat çevirebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Hakikaten çok değerli. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın bu pandemi dönemini fırsata çevirme imkanı var. Yalnız dediğiniz gibi saydığınız firmalarımızdan almış oldukları imkanları değerlendirmek üzere.